Gene mi at yarışı oynamaya başladın? Zahmet yapmıyorsun, ne yapayım ben? Ateş, son iki saatte sadece bir hasta görmüşsün. Of, ama ya hasta. Çok yordu beni. Niye burada uyukluyorsun? Orhan, of. O sabah kuşu, ben gece kuşu. Ben baykuş, o horoz. Bir şey söyleyeceğim. Orhan'ı niye başka bir kümese göndermiyorsun? Göndereceğim, göndereceğim. Keseceğim onu. Neyse, bak tam sana layık bir vaka getirdim. 28 yaşında genç bir kadın, uyku problemi var. Al. 28 yaşında. Hı hı. Kadın. Hı hı. Canı sıkkın olabilir. Yani o tıbbi terim, mutsuz. Hı? Mutsuz olabilir. 28 yaşında olmadın mı hiç İpek? Ha? Biliyorsun. Yani oğlum oğlum da bu durum can sıkıntısından biraz daha fazlası. Daha ne yapsın işte? Bir şişe uyku hapı içmiş. Hı? Onun psikiyatriste benim de azıcık kestirme ihtiyacım var. Sağ ol. Hasta 10 gündür uyumamış Ateş. Yalan. Olamaz. REM uykusu olmadan nöronlar kendini toparlayamaz. Beyin kendini kapatır. 5 günde delirirsin, 10 günde ölürsün. Burada bırbır yapacağına biraz beni dinler misin? Bana güvenir misin lütfen? Bu vaka tam senlik. Kadın uyuyabilmek için içmiş ilaçları. Kendini öldürmek için değil. Evet. Harika zekice. Yakında benim de ihtiyacım olacak. Ben de içeceğim. Bir şişe içmesine rağmen ayakta kalmış Ateş. Bir insanın uyuyamadan dayanabildiği en uzun süre 11 gün. Yani senin vakayı çözebilmen için 22 saatin kaldı. Kolay gelsin. Konferansta Mehmet Ali yerine ben olabilirdim. Bence artık o konuyu aş Zeynep. Nasıl yani? Bana haksızlık yapmadım sence? Ne fark eder? Ayrıca alt tarafı bir makale, yani bu kadar büyütmene gerek yok diyorum ben. Alt tarafı bir makale mi? Ha, ben mi büyütüyorum şimdi olayı? Yeni vaka. Ama sizin bu kapışmanız da fena değilmiş be, he? Daha eğlenceli olabilir. Hadi. Azıcık sizi izleyeyim bakayım kapışırken. Başlayın. Bitti hocam. Bitti mi? İyi. 28 yaşında, 10 gündür uyuyamayan bir hasta. Acile geldiğinde sakinleştirici vermişlerdir herhalde. Biz de dozunu arttırırız. Sakinleşme uykunun yerini tutamaz. Hadi ya. Öyle mi? Bak ben bunu bilmiyordum. Sen şeyi biliyor musun peki? 10 gündür uyumayan biri için sakinleştirici çok iyi bir başlangıç olabilir Emre. Zeynep hocam, uyku aktif bir süreçtir. Sistem kapanır, sonra yeniden açılır. Yani beyin yenilenir. Sakinleştiriciler bunu yapmaz. Hastanın beyni yorgun. Önce onu rahatlatmalıyız, değil mi? Bu arada hocam, Mehmet Ali benim makalem sayesinde şu an konferansta konuşmacı hocam. Ne alacak? Konferans. Çok sıkıcı. Kötü bir açık büfe. Senelerdir görmediğin, karşılaşmak istemediğin üniversiteden arkadaşların. Hepsi yamulmuş. He? Aynaya bakmaktan beter. Boş ver. Ateş yok. Lökosit düşük. Yani enfeksiyon değil. Şizofreni? Olabilir mi? Hezeyanları yok. Toksikolojisi temiz, uyuşturucu veya diyet hapları kullanmıyor. Kortizon almış hocam. Sürdüğü bitkisel ilaçların yaptığı kızarıklık için kortizon ve kayak yaparken sakatladığı dizi için de ibuprofen almış. Bunların hiçbiri uyku düzensizliğine sebep olmaz. Nişantaşı. Atasözleriyle aran nasıl? Atasözleri. Fena değilimdir hocam. İyi.
Korkma, giriş seviyesi. Zor bir şey değil. Güneş girmeyen eve... Doktor girer. Güneş, ışık. Uykunun ilk aşaması dışarıdaki ışık düzeyiyle ilişkilidir. Ve eğer beyin bu sinyalleri yorumlayamıyorsa... Optik sinir hastalığı. Ne kadar hızlısın Zeyno Hocam. Bravo sana. Ama senden daha hızlıları da var. Şu anda konferansta sunum yapıyor onlar. Ben gidip testleri yapayım. Retinana ve optik sinirlerine bakmamızı sağlayacak bir boya enjekte ettik. Bulanık görüyorum. Boya yüzünden. Birkaç saat böyle bulanık göreceksin. Yardım edebileceğim bir şey var mı Zeynep Hocam? Hallediyorum ben. İkinizin arasında da taraf olmadığım için mi bana bu kadar kızgınsın? Taraf tutmayarak zaten tarafını belli etmiş oluyorsun değil mi? Öyle mi dedim ben? Ben sadece bu olayı geride bırakmanı söyledim. Bu konuyu hastanın önünde tartışmayalım istersen. Uyuyakaldım. İyileşiyor olabilir mi? Hala bulanık görüyorum. Melis, az önce uyuyakaldın. Yok, uyumadım. Hocam, ne zamandır oynamıyordunuz? Dökül bakalım. Havadisler sende. Optik sinir hastalığı yok. Ama uyuyakalıyor. 10 saniye ile bir dakika arası uykular. Uyuduğunun farkında değil. O beyin zaten uykunun ilk evresine geçtiğinde farkında olmaz. Tomografi çektiniz mi? Hı hı. Tümör yok, pırtı yok. Nöbete yol açabilecek bir şey de yok. Yani uykuya dalabiliyor ama devam ettiremiyor. Vigilin uykusunu kaçırıyor. Yani? Yani hocam? Benim uykumu ne kaçırıyor biliyor musun geceleri? Canavarlar. Dolabın içine saklanan canavarlar. Hocam dolaba baktık canavar manavar hiçbir şey yok. Doğru, tomografide çıkmadı. Ekürün nerede? Ekürün nerede? Hı-hı. Güzel olmuş. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Hastalık her neyse... henüz tomografiye poz verecek kadar kendini hazır hissetmiyor. Yani hasta henüz bizim görebileceğimiz kadar hasta değil. Yani kadının durumunu daha da mı kötüleştirmek istiyorsunuz? Stres. Stres işe yarayabilir. Nişantacı sen bu konuda fena değilsin stres yaratma konusunda. Baksana kızcağıza. Hocam. Stres yaratmamız lazım onun üzerinde. Özellikle beyninde. Tamam. Onu uyanık tutacaksınız. Hocam hastayı birkaç dakikalık uykusundan alıkoymak onun için işkenceden farksız ama. İnsanları neşterle kesmek de onlar için işkenceden farksız ama üzerinde önlük olunca izin veriyorlar merak etme. Bak hazır sizin de üzerinizde önlük var. Hadi maç maç bende önlük yok. Ne ama hocam belki de o birkaç dakikalık uykular onu hala hayatta tutuyor. Ne kadar fazla semptom o kadar fazla test. Ne kadar fazla test, o kadar fazla bilgi. Ne kadar fazla bilgi, o kadar hızlı... Tanı. Tanı. Çat diye tanıyı koyacağız. Tamam. Uyanık tutacaksınız kızı. Hadi, marş marş. Ağır ol. Bir rakam söyle bakalım nişantaşı. 45. 45. Sen söyle. 10. 11. Peki. Güzel ekiri oldunuz ha. Hadi bakalım. Uyku yok. Tamam. Tamam.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.